Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî arsala rasûlehu bilhuda ve dînil haqqi liyuzhirahu alel dîni kullih. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed el-meb'ûthi rahmeten lil alemin ve ala âlihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ilm ve sîret muhlisleri. Siz bilen bana bir neçe günlerdir ki Mevlüt mevzusunda sohbetleşip geldik. Mevlüt-i Şerif'nin, Mevlüt eserlerinin tarihi, Mevlüt'nin tarihi, onun hükümleri ve hususen Cafer ibn Hasan el-Berzenci rahmetullahi aleyhinin Mevlüt eserlerini örgenip öttük. Ötken gelgi sohbetimizde biz Mevlüt'nin şer'i hükümleri, onun şeriatteki asasları hakkında gepleşken bulduk. Lekin ayetçimiz lazım ki biz bu barada Ammabab malumatlarını yetkazış bilen çekleyemiz. Zaten ilmi bahsler ilim ahlinin ortasındaki has buladı ve onlar yine doğru istifade kıla aladılar. Umumi hulasa kılıp etkenimizde muhterem azizler, Mevlüt şeriatte asası var ve köplab ulamalar tamamından itiraf etilgen, makullengen, belki ulamalar başçılığıyla ötkezip kelingen yığın, marasın, tedbir hesablanadı. Onun bazı bir cihatlerde doğru yönelişten biraz çetlegen surette ötkezilişi bu mevzunu bir yola karalaşke yeremeydi. Çünkü onun okşaş halet hemen cayda var. Mesela ayetelik tefsirlerde tokma İsrailiyatı yok mu? Var. Hadislerinde tokma hadisler yok mu? Var. Fikhde natoru fatva etkenler yok mu? Var. Lekin natoru etkenler, ayetliyen gepler barakken deyip fikhden bak vazgeçilmeydi. Yani ki, mene İsrailiyatlar araylaşıp, indi bu tafsirde okulmaydı, değilmeydi. Mevzu hadisler barakken deyip sünnetini inkar etilmeydi. Çünkü muhakkik alimler bunu seregini serege, püçekini püçekke acletken ve bu hem içtihat, bu hem dinge hizmet ve bu hem insaniyetinin Rabbul Alemin nazil kılgen dinge talimatke bulgen mihneti ve imtihanı hesaplanadı. Mesela bazı bir taifeler var, hazır hem var. Özünü Kur'an iyiydi bugün, özü Kur'an'dan gırt begane adamlar. Ne dedi? Hadislerini biz kabul kılmıyoruz dedi. Ne dediysiz? Çünkü dedi, tokma hadisler ve öte zayıf hadisler var dedi. Çünkü biz inançlıyı Kur'an'ın özünden çekilememiz dedi. Lekin Kur'an derecesinde nakil kılınan hadisler hem var ki. Hatta Kur'an derecesinde, mutavatır derecede nakil kılınan hadisler var ki. Onlar ne oldu? Ve ondan taşkarı, sahihliği Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın ağızlarından, mübarek ağızlarından varıt bulgenliğe şubha yok bulgen hadisler var. Onlar ne oldu? Eğer biz Mevlüt'ün bazı bir tokma gepler varlığı için Mevlüt eserlerde, ayrı Mevlüt yığınlarda makbul işler bulgeni için inkar kılmakçı olursak, kuddu öşe. Sünnetini inkar kılgenlerinin yolunu tutken bulup kalemiz. Yok biz Mevlüt'ün bir yola o emin inşaatçılığı malumatlar bilen ayetliyen takdirde hem biz onu aklama açmaz mıyız? Bid'at diyemiz desek, ötken sohbetimizde biz ayetlik bid'atinin şeriyete tarifi var. Her kim özge yakmayan dersen bid'at deyse doğru bulmaydı. Aynısı söngü payetlerde bid'at ve şirk mevzusu de usulden çıkıp getirgen. Yani şu bazı bir taife kişilerinin yandaşları usulden çıkıp getirgen. Ve şunun için onların kararları da cüde köp neseler bid'at, hurafat, şirke eğlenip neticede öşe hakikaten şirki alıp baradigan, hakikaten nacaiz işler bertaraf etilişi bilen birge usulden çıkılgeni üçün faydalı şeriatte bar, esası bar, salaf salihlerden devam etip geliyetken bir kança amellerdige hem demek tahkik, öşelerdige hem demek karşı küreşler buldu ki bu narseler İslam dininin, şeriatinin ruhiyeti, onun güzelliklerine pütür yetkizdi. Biz ise mutadil yol. Büyük ulamalarımız tutken yolunu, ahl-i sünnenin yolunu şaşırmamız gerek. Ana şuna göre demek Mevlüt yığını, hususen bizim yurtumuzdaki ulamalarının rayları şu ki, Mevlüt yığını şeriatinin aynen bir kürsetmesi emesu, lakin şeriat maksatlarına hizmet kıladığın bir tedbir olarak kabul kılınadı ve şundan ötkezilişi lazım. Mevlüt marasımları közlengen maksatke erişitirişi üçün ve caiz buluşu üçün değilik. Caiz buluşu üçün biz bir kança derselerini
aniqlab olishimiz kerak. Birinchisi, shuni bilish lozimki, mavlud yig'inlarini nasroniylar yo boshqalardan demak, ibrat olib yo'lga qo'yilmagan. Aksincha ularga muqobil ravishda yo'lga qo'yilgan. Andalusiyalik olimlarning kitoblari bor, mavlud kitoblari. Mana shu mavlud kitoblarida yozadilar. Andalusiyada g'ayri dinlar, nasroniylar bilan musulmonlar bir joyda yashashadi. Necha asrlar davomida yashashdi. Aytadilarki, yoshlarimiz deydilar, ular nasroniylar Iso alayhissalomning tavallud kunlarini nishonlab tadbirlar o'tkazsa, o'shaqa qarab ketib qolyapti. Ularga nima qiziq? U ilmiy bahslardan ko'ra tadbir qiziq. Va o'sha tadbir orqali ular payg'ambarning dinini tanitishga urinishyapti. Biz bu Iroqda boshlangan tadbir, mavlud asar, mavlud yig'inlari bizga nihoyatda ma'qul keldiki, aynan biz kutayotgan mana shu nasroniylarga yoshlarimiz ketib qolishini oldini olish borasidagi tadbirga biz o'ylayotgan, biz istayotgan tadbirni aynan o'zi bo'ldi. Va muboh ish bilan biz yoshlarni, avlod yosh avlodni haromdan saqlashga biz uni vosita qildik deydilar. Ana shu ma'noda mavlud yig'inlari bugun ham musulmon ummatini boshqa dinga aloqasi bo'lmagan bayramlarga e'tibor berib, o'sha tomonga ketib qolishidan bir oz din tomonga, payg'ambar tomonga, siyrat tomonga tortish uchun bir vosita bo'ladi. Shu bilan birga mavlud vosita maqsad emas deyiladi. Ya'ni mavludni o'tkazib qo'ysa bo'ldi emas. Masalan aytaylik, namoz un niyati va hokazolar boshqa masala, lekin namoz o'qilishi kerak. Yana shunga o'xshash amallar bor. Masalan, haj. Haj o'zi farz, lekin vosita u vosita farz emas. Xolasiz kemada boring, xolasiz tuyada boring, xolasiz samolyotda boring. Mavlud vosita. Siyratni o'rganish, ummatni payg'ambarga bog'lash uchun vosita. Mana bundan unumli foydalanish kerak. Ushbu maqsad ro'yobga chiqish uchun biz mavlud marosimlarini joriy qilishdan ko'zlangan maqsadlarni bilib olishimiz kerak. Mana ularni bir chekadan sanab o'tamiz. Birinchisi, mavluddan nimalar ko'zlangan? Mavludda ko'zlangan maqsad agar hosil bo'lmasa, u mavluddan foyda yo'q. U haqiqatan bid'atga tortadi. Lekin ko'zlangan maqsadlar ro'yobga chiqsa, inshaalloh bu bid'at hasana bo'ladi va bir savobli tadbirga aylanadi. Maqsadlarni eslaydigan bo'lsak, masalan birinchisi, asosiy maqsadlar. Avvalo mavlud yig'inlarida Rasul akram alayhissalotu vassalomga u zotning dunyoga kelganlari uchun shodlik. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom dunyoga kelganlari uchun shodlik, xursandlik izhor qilish va xursandlikni, demak, o'zaro ulashish. Mana bu mavlud marosimlaridan ko'zlangan eng asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك وبذلك فليفرحوا ايتين يا محمد عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى قران كريم لايت قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا اللهning فضل ومرحمتي bilan sizlar mana shunga xursand bo'linglar. Ulamolar aytadilarki, Alloh subhanahu va taoloning fazl va marhamatiga banda xursand bo'lish kerak ekan, bunga shodlanish kerak ekan. Bashariyat uchun, insoniyat uchun Muhammad alayhisalotu vasallamning dunyoga kelishlaridan ortiq xursandchilik bo'ladimi, rahmat bo'ladimi? Rasul akram alayhisalotu vasallamning dunyoga kelishidan ortiq Allohning rahmati fazli bormi? Yo'q. Zotan Alloh "Oma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Siz butun olamlarga rahmat qildik, deyapti. Allohning rahmati ekan bu zot. U zotning vujudga kelishlari, dunyoga kelishlari albatta xursandchilik bo'yicha bo'lish kerak. Biz shunga xursandchilik izhor qilyapmiz. Deydilar. Va albatta bu xursandchilikning mavsumi uzoqning tavallud topgan oylariga munosib kelishi tabiiy. Ikkinchisi, maqsadlardan ikkinchisi mavlud marosimlarida. Rasul akram alayhissalotu vassalomning siyratlarini, uzoqning hayotlarini balog'atli va fasohatli go'zal iboralar bilan xalqqa yetkazish va o'sha iboralarni go'zal adabiy bir balog'at bilan so'z ustalarining mahoratlari orqali yetkazilishida siyratni yaxshi yetkazish bor. Alohida unda ta'sir bor. Shu bilan birga o'sha orqali Rasul akram alayhissalotu vasallamga muhabbatni shakllantirish bor. Bir narsa haqida agar chiroyli ta'rif etilsa, o'sha narsaga nisbatan muhabbat uyg'onadi. Bu tabiiy. Qur'on Karim nazmda nozil bo'lgan. Hazrat Navoiy aytadilarki, agar nazmda ijoz bo'lmasa,
Kuvvet bulmasa, aciz kaldırıcı, küçük bulmasa, Kur'an nazımda nazır kılınmasıydı. Hani o şimdi nazımda bitilgen ibareler, eserler arkalı siretini yetkiziş, mevlut yığınlardan, közlengen maksatlardan yeni biri hesaplanırdı. Şu bilen bilgen mevlut yığınlardan, közlengen maksatlardan biri Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın salavatını köpeydiriş. Allah subhanahu ve teala, اِنَّ اللّٰهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا deydi. Yani Allah ve onun farişteleri Nebi'ye salavat ettirdi. Ey iman getirgenler, sizler hem onun salavat ettiğinler ve köpten köp salam yollenler deydi. Şunun için Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam ettirgenler, menge salavat yollenler, Allah şunge büyüredi degenler ve salavatın faziletleri cüde hem köp. Şimdi onu yapırsak hazır, çözülüp getirdi. Salavatın özü de cüde kette faziletler var. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ettirgenler, kim menge bir salavat etse Allah onge 10 salavat yollaydı ve 10 günahını keçirip 10 derece onge derecat beredi ve 10 rahmetini nazil kıladı degenler. Şunun için mevlut yığınlardan közlengen maksat salavatı tilini keltiriş, könüktürüş ve bana şunge çınıktırıştır. Salavatı ayet edigen adam özü ayeti oladı hem. Lekin ammevi revişte salavatı kişilerini cel kılıçta mevlut yığını cüdekette bir vasıta bulup hizmet kıladı. Dörtüncüsü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhabbet kılıçını örgeniş. Ulamalar aytadı, bazı bir ilimler var, o kitaptan tapılmaydı o. O kalbden kalbe ötedi. Mevlut yığınlarını adette tasavvuf maşayıkları ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhabbetli pişkadan bugün kişiler ötkezgeller, onlar baş kaş buluşken. Onların devrelerde iştirak etiş bilen kişiler Resulullah'a muhabbet kılıç kanakı buluşunu örgenişken ve onların kalplerden ana şimdi bir kuvvet, faiziye onlar müşerref buluşken. Beşincisi, mevlut yığınlardan közlengen beşinci maksat, kişilerini, yani yaşlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhabbetli kılıp terbiyeleş ve bu arkalı Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın sünnetlerini ihya kılışka uğrunuş. Zaten muhabbet, Resulullah'a muhabbet farz aslı. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ Eğer Allah'ını yaş gösterir, menge irgeçinler, Allah sizlerini yaş görür dedi. Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam bana şunu da deyişleri büyürülüyen. İrgeç için ne buluş gerek? İrgeç için muhabbet buluş gerek. Ya mecburla uç küçük buluş gerek, o semereli inersemez ve o vaktin çelik buladı. Lekin zahiru batında irgeç o muhabbet arkalı buladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in seviş vacip ve o zat ki irgeç hem vacip. Bana şunu mevlut yığınlarda kask edin gen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhabbetli kalpler var idi. Ular Resulullah'a adli muhabbet emas, aşık kalpler idi. Yani işk muhabbetleri, şavku zavk ve insanlı aytaylik istirabke saladigan derecelike kelgen muhabbetler barıdı. Ana onday muhabbetli kalp egeleri, mahbublarını, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni zikir kılıçtan çerçeşmez. Ve zikir kılıp, muhabbet aligi şavku zavkularige bir yüpenç ister. Onge bir kanıkış ister ediler. Ve mevlut yığınları asasen bana şu barada hem demek muhabbet ahallerine bir mehbublarını zikir kılış için alahide bir fırsat hesaplengen. 8. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nispeten ümmetin ahdini yengileş. Yani ahdini yengileş degende Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a bağlıklıkını yengileş. Mevlut yığınları arkalı ana şu nerseler közde tutulgen. Mevlut yığınlarda beva beçorelerinin kalplerine kursançilik kiritiş, miskirlerini, fakirlerini yaş görgen zat aleyhissalatu vesselam'ın siretlerini yetkiziş arkali öşe miskirler ve beçore hallerinin hallerden haber alıp onlarca taam ulaşış, onlarca ziyafetler biriş göze tutulgen. Kimdir ayetiş mümkün mevlut yığınları mevlut ayda buladı, Rabbi'ül evvel ayda Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam hem bana şu ayda hem tuğulgenler lakin hem vefat etkenler. Yahudiler Resulullah'ın vefatlarını nişanlaşı için mevlut dikirtken diyen sefsatına aitlerdi. Bu mu genge? Müslüman ümmeti şunca ulamalar, yüzlerce ulamalar şunca li ahmak uyanırken Yahudiler Peygamberimiz Aleyhisselam'ın vefatlarını tantana kısa bular, şunu bilmezden tantana kılıp yürgen bu olaydı mı? Bu yüzde akılsız gel. Birinciden. İkinciden şeriatte, tevallüt için kursançilik kılış cari kılıngen. Mesela akika kılış. Kursançilik tevallüd için akika kılış sünnet.
Lekin vafat etish munosabati bilan ma'lum bir ziyofat qilish degan narsa shariatda u ko'rsatilmagan. Ehson oddiy ehson ma'nosida qancha qilsa qilaveradi, lekin ko'rsatma yo'q. Masalan, o'lgandan keyin mana bundoq ehson qilish sunnat, qo'y so'yish sunnat degan gap yo'q. Tug'ilganda bor. Ana o'sha usuldan kelib chiqib, deydi Imom Suyuti va boshqa olimlar, shundan kelib chiqib, mavlud yig'inlari Rasululloh akram alayhis solatu vasallamning tavalludlari bilan qaytlanadi. Chunki shariatning demak nazariyasi, qoidalari shuni taqozo qiladi. Bu vaqtda Rasululloh alayhis solatu vasallamning vafotlari ko'zda tutilmaydi, nazarda ham tutilmaydi. U narsa demak esga ham olinmaydi. Shuning uchun bu yig'inni mavlud yig'ini, tavallud yig'ini deyiladi. Shu mavzudan kelib chiqib yana ba'zi bir masalalarni eslasak bo'ladi. Mavlud haqida xiloflar bor. Shuni bilishimiz kerak, mavlud haqida doim xilof bo'lgan. Ba'zi bir ulamolar ayrim demak ijtihodlar bilan mavludga qarshi kitoblar, asarlar yozganlar, bunga qarshi dalillar keltirganlar. Lekin o'sha keltirilgan dalillarda xilofga sabab bo'lgan masalalarni o'rgansak, ularni bartaraf etsa bo'ladi. Mana muhaqqiq olimlar mana shunday yondashadilar. Birinchisi, mavludni odamlar idga aylantirdi. Shariatda esa ikkita id bor: Ramazon va Qurban Hayit. Uchinchi idni joriy qilish bu bid'at. Mavlud yig'inlari ana o'sha id, hayit ma'nosida qabul qilinishi bu bid'at bo'ladi degan gapni aytadilar. Lekin jumhur ulamolarimiz aytadilarki, qayerda kim mavludni Qurban hayiti yoki Ramazon hayitiga mengzabdi? Yo'q. Hech qanaqa unga gap yo'q. Qurban hayiti, Ramazon hayitlarida o'ziga xos ibodatlar bor, ko'rsatmalar bor. Qani shunaqa shar'iy berilgan mavlud bor ekanmi dunyoda? Yo'q. Bittikda bid'atchi toifa agar shunga o'xshash ish qilsa, u bid'atchilarning ishi. Lekin ahli sunna ulamolari bunda qilmaydi. Endi odat ma'nosida xursandchilik qilish, odat ma'nosida tadbirlar qilish, bu islomda keng qo'yilgan maydon bu. Masalan, mustaqillik uchun bir yurt mustaqil bo'lgani uchun mustaqillik kunini nishonlasa, yoyinki o'sha kuni aytaylik tadbirga chiroyli kiyinib chiqsa, nimasi yomon? Hech buni karohiyatli joyi yo'q, deydilar. Chunki bunda diniy ma'no, ibodat ma'nosi yo'q. Bunda Allohga sig'inish ma'nosi yo'q. Bu odat bilan ibodat farqi shunda. Ibodatda sig'inish bo'ladi, odatda sig'inish bo'lmaydi. Hayit namozida Allohning aytganini qilyapman degan edi ibodat, sig'inish mazmuni bor. Hech kim mavludga borayotganda men Alloh subhanahu va taoloning buyrug'ini qilgani kelyapman demaydi. Bu odat bu. Ikkinchisi, mavludni shariat mavludga shariat amali tusini berish. Bu bid'at, haqiqatan bid'at. Lekin hech bir joyda mavludni shar'iy bir tusda qabul qilinmagan. Ya'ni vojib, sunnat yoki bir ma'lum bir savob va'da qilingan ko'rinishda mavlud joriy qilinmaydi. Agar bir ikkita bilimsiz odamlar o'zlariga ma'qul kelib qolgan gaplarni tarqatib yurgan bo'lsa, bu ularning xatosi. Lekin tadbirning o'zi shar'iy, ya'ni majburiyat yoki sunnat, mustahab degan ma'noda hech qayerda zikr qilinmaydi. Aytganimizdek, mavlud bir vosita xolos. Aytaylik, Qur'on musobaqasi. Shunga o'xshash bir vosita. Uchinchisi, mavlud uchun ma'lum bir kunni Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning tavallud kunlarini qaydlab olish bu bid'at. Chunki bitta amalni bir kunga xoslash shariatda unaqa ko'rsatma yo'q bu marosim mazmunida. Bor, jumani juma kunga belgilash, hayit namozini hayit kunga belgilash bor. Lekin mana shunaqa Rasululloh alayhisolatu vasallamga muhabbat izhor qilish, u zotni siyratlarini o'rganishni ma'lum bir kunga qaydlash esa bu shariatda yo'q, deyiladi. Unga qarshi ulamolarimiz aytadilarki, biz bir kunga qaytlamasdan, birinchidan shu oyni sirat oyi o'laroq o'tkazsakchi, bir kunga qaytlash yo'q. U bir oyga qaytlab olyapsizlar baribir, deyilsa, yo'q, bu bir oyga qaytlanadimi, bir kunga qaytlanadimi, bu yerda ibodat, shar'iy mazmun o'zi yo'q. Shuning uchun bu narsa bid'at hisoblanmaydi, deydilar. Bu faqat zavqdan kelib chiqadigan chiroyli bir tadbir hisoblanadi. To'rtinchisi, mavlud marosimlarida bid'at xurofatlar ko'payib ketgan. Mavlud asarlarida ham shunaqa to'xma gaplar ko'payib ketgan. O'shalarni aytishadi, shuning uchun mavlud yig'ini bid'at deyishadi. Yo'q.
O o'shunaqa mavlud yig'inlari ham bor, o'shunaqa mavlud asarlari ham bor. Lekin hammasi bunday degan emas. Aksincha, aksar mavlud asarlari va mavlud yig'inlari ulamolarning nazoratida o'tganda hech qanaqa bid'at xurofot yoki to'xma gaplarga o'rin qolmaydi. 5-inchisi, mavlud marosimlarida ba'zi bir fosiq kishilar o'yin kulgining bahonasida o'sha joyda xursandchilik bahonasida o'yin kulgi qilib fisqi fujurlarini demak namoyish qilishadi degan e'tiroz. Masalan, bizning yurtda unaqa mavlud umuman yo'q. Bitta ham yo'q. Boshqa ba'zi bir joylarda Iroqda, keyin Suriyada ba'zi bir haligi tasavvufda og'ib ketgan toifalar shunaqa mavludni o'yin kulgiga aylantirish holatlari ularda kuzatiladi. O'shanga bu e'tiroz aytilgan, lekin bizning yurtlarda yo'q va ularda ham taniqli olimlar, demak, mu'tamad olimlar bu kabi fisqi fujur yoki boshqa ishlarga yo'l qo'ymaydilar. Bu ham oldingisining singari tadbirning o'zida ayb yo'q, lekin unga birovlar fisqi fujurni aralashtirsa, bu bilan tadbirni birato'la demak mumkin emas deyishga shar'iy asos bo'lmaydi. Bizdagi mavlud asarlarda mana shu o'shunga o'xshash mavlud yig'inlarida, bizdagi mavlud yig'inlarida yuqoridagiga o'xshash yutuqlar bor. Masalan, mavlud yig'inlarimizda uni tantana qilib olish holati yo'q umuman. Oddiy bir tadbir sifatida, ehson sifatida o'tadi, ozgina xursandchilik kayfiyatida o'tadi. Lekin mana shu narsani aytib qo'yishimiz kerak, mavlud xursandchilik yig'ini. Uni motam marosimiga aralashtirmaslik kerak. Hozir otasining 3 ehsonida ham, 7 ehsoni marakasida ham mavlud o'qish bo'ladi. Yo'q, mavlud xursandchilik yig'ini. U nomi bilan mavlud u. Uni o'limga aralashtirilmaydi. Yani Rasulullah'ın zikir kısıkçı iyi dese, Rasulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın zikir kılış her bir mecliste buladı. Salavat ayetes, uzatın hadislerden ayetes, hiç maneli yok. Lekin mevlüt görünüşteki Rasulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın siretlerini okuş, bu alahide mezmungege. Bunu matemge, ölümge araylaştırış. Bu, şu tedbirlerini cari kılgen ulamalarının demek raviyyelerine, menhecilerine zıt halat hesaplanır. Bizda mavlud oyi, mavlud yig'inlari bir oyga xoslanmagan. Mana yosh kattalarimiz biladi, 4 oyni mavlud oy, mavlud oylari deyishardi. Robiyul avval, robiyul oxir, jumadul avval, jumadul oxir. Shu 4 oy mavlud oyi deyishgan deb mavlud yig'inlari qilishgan. Nega desa, shu oylarda mana Sha'bonda, Rajabda ro'zasi bor yoki fazilatlari bor, Ramazon endi Qur'on oyi, undan keyin haj oylari. Bu oylarda diniy demak mazmunda tadbirlar qaysidir ma'noda ibodatlar bor. Mavlud oylarida esa odamlar dindan uzoqlashib qolmasin deb siyrat oyi sifatida mana shu oylardan foydalanishgan. Demak, bu ham bizdagi yutuqlardan hisoblanadi. Mavlud yig'inlarini bir oyga xoslamay, uni boshqa oylarda ham o'tkazish holatlari yuqorida eslab o'tganimiz e'tirozlarga o'z o'rnida javob ham bo'ladi. Bizda mavlud yig'inlarida ayol erkakni aralashishi, yana o'yin kulgida o'yin kulgi qilib haligini fisqi fujur qilish degan narsalar yo'q. Bizda mavlud asarlari asosan Imom Barzanjiyning mavlud asarlari o'qiladi. Bu asar esa mana biz o'rganib o'tdik, asosli va demak aniq tiniq gaplarga, gaplardan iborat asosan. Ya'ni sahih rivoyatlardan iborat ma'lumotlar keltirilgan. 5-inchidan bizning mavlud yig'inlarimizdagi yutuqlardan biri yurtimiz ulamolari asosan bosh bo'ladi. O'zchasiga kimlardir o'tkizsa, u aytadigan mavlud yig'ini bo'lmaydi. Ana o'sha ma'noda mavlud yig'inlarimizda yutuqlar bor. Endi mavlud yig'inlarida mavlud marosimi, mavlud mavzusiga doir ayrim tushunchalarni bilib olishimiz kerak. Birinchisi, mavlud aqidaga bog'liq masala emas. Ya'ni mavludni inkor qilish yoki mavludni joiz deyish kishining e'tiqodida hech narsani hal qilmaydi. Ya'ni birov mavludni nojoiz desa bid'atchi bo'lib qolmaydi. Birov joiz desa u ham bid'atchi bo'lmaydi. Har ikki tarafda taniqli olimlar bor, taniqli demak ulamolar bor. Shuning uchun bu masalani biz aqidani hal qiluvchi masala sifatida qabul qilmasligimiz kerak. Lekin oxirgi vaqtlarda asosan shu ahli sunnaning raviyasidan e'tiqodidan biroz oqqan toifalar mavludga qarshi
köp gapirganlari uchun ko'pchilik mavludni nojoiz desa ki bid'atchi aylantirishga o'tib qoldi. Aslida qadimda ham mavlud marosimlarini joiz emas degan fikrga moyil bo'lgan olimlar ahli sunna ulamolar ichida ham bor. Shuning uchun biz bu masalada ilmiy yondashuvda bo'lishimiz kerak. Lekin bizda belgi shuna qilib qoldi. Bizda odatda ahli sunnaning raviyasidan e'tiqodidan demak biroz chetga chiqqan kishilar asosan mavludga qarshi gapiradigan bo'lgani uchun bo'lib qolgani uchun oxirgi vaqtlarda nafaqat bizda boshqa joylarda ham mavludni inkor qilganlar asosan o'shunaqa kishilar, ya'ni aqidada oqqan kishilar degan ma'no demak ustuvor bo'lib qoldi. Lekin masalaning o'ziga olib qaralsa, masalaning o'zi e'tiqodni hal qiluvchi usuliy masala hisoblanmaydi. Ikkinchidan, mavlud yig'inlari fiqhiy mazhablarga ham aloqasiz. Ya'ni falon mazhab ulamolari mavludni bo'ladi degan, falon mazhab ulamolari bo'lmaydi degan gap yo'q. To'rala mazhab ulamolari ichida ham yetarlicha mavludni yoqlagan, mavludni demak e'tirof etgan, uni maqbul sanagan ulamolar yetarlicha bor. Shu bilan birga to'rala mazhab ulamolari orasida mavludni maqbul sanamaganlar ham bor. Demak, fiqhiy mazhabga ham aloqasi yo'q. Bu mavzuni aqidaga ham aloqasi yo'q. Balki har ikkala masalada, aqidada ham, fiqhda ham, demak, bu masala hal qiluvchi mavzu hisoblanmaydi. Lekin shuni bilishimiz kerak. Ahli sunna ulamolarining jumhuri va turala mazhab imom ulamolarining jumhuri mavludni yoqlagan, ma'qullagan. Mavlud marosimi ma'lum bir asarga ham bog'liq emas. Bizda shunaqa bo'lib qo'ygan. Faqat Ja'far Barzanjiyning mavludlari o'qiladi, boshqa mavlud nojoiz degan tushunchaga kelib qolgan qatlamlar ham bor. Yo'q, mavlud marosimlari ma'lum bir asarga qaytlanmagan. Mu'tabar asarlardan odamlar xohlagan matnlardan o'qib, eshitib, uni bir tadbir sifatida o'tkazsa bo'laveradi. Mana shu asardan boshqa asar mavlud yig'inida o'qilib bo'lmaydi degan gap bu shariatda yo'qlar talabni qo'yish hisoblanadi. Bu durust emas. Ana o'shunaqa ishlar mavludni haqiqatan bid'atga olib boradi. Mavlud faqatgina jamoaviy ravishda qilinadigan tadbir ham emas, balki mavludni uyda ham qilinishi kerak. Farzandlar davrasida, oila davrasida qilinsa ham nihoyatda maqsadga muvofiq bo'ladi. Bizda mavlud marosimlarida uchrayotgan xatolarni ham eslab o'tamiz. Birinchisi, mavlud yig'inlarimizda demak to'qma ma'lumotlarni aytish hali ham uchrab turadi. Bundan chetlanish kerak. Bir bittasi gapiribdi. Mavlud qilgan ekan, mavlud mahalla qiyomiga kirmagan ekan, keyin oyog'i shol bo'lib qopti, undoq bo'pti, bundoq bo'pti deb gapirgan bir kishi mavizah qildi. Bu o'zim u kishi ma'lumotni chala aytgan, chunki kitobdan ko'rmagan. Uning kitobi, u kitobda bor. Molik Alaviy keltirganlar. Lekin bu masala, masalan, mahalla qiyomiga tura olmasa, endi hamma oyog'i shol bo'lib qolar ekan degan ma'noni yoki shar'iy bir hukmni keltirib chiqarmaydi. Bir hodisa bo'lib o'tgan, undan kimdir ibrat olsa oldi, kim olmasa o'zi biladi. Lekin odamlarga dinni yetkazishda shar'iy qonun-qoida bilan yetkaziladi. Tush, yana shunga o'xshagan shaxsiy holatlar bilan shar'iy hukm joriy etilmaydi. Shariat tippa-tiniq qonun-qoidasi bilan yozib qo'yilgan. Bo'ldi, shu bilan yondashiladi. Shaxsiy kishilarning boshida o'tgan hodisalar ibrat. Undan kimdir ibrat oladi, kimdir olmaydi. Mayli, u ikkinchi shaxsiy masala. Lekin shar'iy bir masalani yoritganda u ibrat bilan yoritilmaydi, balki shar'iy hukmlar bilan, shar'iy mezon bilan yoritish to'g'ri bo'ladi. Ikkinchisi, mana shu to'qma gaplar mavlud yig'inlarida. Rasululloh akram alayhissalomga tuhmat bo'lgan gaplarni aytish bu harom amal. Bilib turib aytish esa do'zaxdan joyini tanlash tahdidi bilan, demak, tahdid qilingan amal hisoblanadi. Bundan ehtiyot bo'lish kerak. Mavlud yig'inlariga shar'iy tus berish ham ba'zida kuzatib qolinadi. Ya'ni qandoq, masalan, aytaylik, ba'zi kishilar, endi shaxsiy, ba'zi shaxslarda shunaqa narsa chiqib qoladi. Mavludni qilmasang gunohkor bo'lasan sen deganga o'xshagan yondashuvlarga gohida uchrab qolishimiz mumkin. Bu, demak, noto'g'ri yondashuv hisoblanadi. Balki bu joiz bir tadbir hisobida, maqbul bir savobli amal hisobida ko'rilishi kerak. Yana mavlud yig'inlarimizda kuzatiladigan xatolardan, kamchiliklardan biri mavlud yig'inlarida arabcha matnlarni o'qib-o'qib ketaverish.
Mevlüt yığınlarından fakat çırağıyla bir metinlerini, çırağıyla ahenge okuş gözle tutulmadan. Doğru, öşe bilen zavuk alırsa caiz, maneliği yok. Lekin maksat olmaz. Maksat Resulullah Ekrem Aleyhisselam'ın siretlerini örgeniş. Şunun için Mevlüt yığınlarında eğer Arabi metinler okulsa, manalardan bu haber kılıp halka yetkizip koyuluş gerek. Eğer devredekiler hamasi tilini düşünüp durgen, okulayan metinini düşünüp durgen olsa mahramat. Tercümeye hacet yok. Lekin cemaatinin asası kısmı o metinde nime deyilirken düşünmese onu manalarını yetkiziş gerek. O başka Özbek dilindeki başka demek ki naatlardan hem okuluş gerek. Bunda hiç kandayı maneliği yok. Yine mevlüt yığınlarında Kur'an'ı okşatıp okuş mevlütünü. Adamlar mevlütünü barıp Kur'an deyip oylayıp kagen idi. İndi cahiyi kaydı yaptı. Mevlütünü Kur'an'ı okşatıp okulmaydı. Tecvidini çırali kılıp, çırali ahengde okuladı. Lekin Kur'an'ı tecvidideki gunne, medlerini mevlütke hem cari kılıp bunu kat'i iltizam bilen talep kılış buna doğru. Belki tinglavçılar mevlütünü mevlütlüğünü bilip tursun. Kur'an emesliğini bilip tursun. Neşit ki okşaş ahengler bulsun. Bana şu makbul hesaplanır. Mevlüt marasımlarının ziyafet horlukke eğlendiriş. Bu ham yaman tarkıgen illet. Adamlar mevlütke keledi, biz özümüz, baramız. Suhbet bilen, naat bilen, salavat bilen hiç hem işi yok. Bütün meclis gam teşviş, nişte avukat eken, yaşa avukat eken, zor avukat buldu, meza kılıp yedik, meza kılıp içtik, palancımdan görüştük, şu. Bu umumen ne olurlarsa. Mevlüt ziyafet emez. Şimdi adamlar toplarını bir neşte saat oturduğundayken avukat yiyiş mümkün. Tabii. Lekin hayri ihsan, husançilik hayri ihsan manasında bulsa, bu hem meyli. Lekin maksat o emez. Maksat, Resulullah Ekrem Aleyhisselam'ın siretlerini örgeniş, uzatki muhabbet izhal kılış, muhabbetini şekillendiriş. Mevlüt yığınıya baş bölgenler bunge mesul hesaplanır. Bana şu maksat cari olup, amelge aşıkıya onlar mesul hesaplanır. Onlar inne mesela aşını yiyip, tonunu yiyip kitabı oluşu dürüstmez. Belki maksatlar royabge çıkışı için küreşleri lazım. Ana şu manada bazı bir caylarda mevlütünü daramat menbeye eğlendirilgen halatlar hem yokmaz. Bazı bir caylarda borsak, mevlüt özü nümeliğini bilmeydi. O metinin manasını bilmeydi. İkti üçte, benim Berzenciğinin eserlerden ikti üçte atırını yatılabagen, maksat nümeliyse siretini okup eşitiriş, ve herkese onu kadar yapıyor. Şu mevlüt oku vereyim deyip olsa nümeliyim. Şunu da bir nasıl oku koysam, degen manada yatılır. İkincisi, şimdi bana şu mevlüt yığınlarına barsak, mevlüt okusak, beş dursun, mevlüt hanlarına birilerden ianadan biz faydalansak, degen niyet. Bu mevlütün tirişçilik menbeyi eğlendiriş hesaplanadı, bu dürüstmez bu. Mevlüt, bu Resulullah Ekrem Aleyhisselam'ın muhabbetlerini yayış cayı. Resulullah Ekrem Aleyhisselam'ı tanıştırış tedbiri. O yerde bir kişi, mana şu mevlüt Resulullah Ekrem Aleyhisselam'ın mektep, o zatın madıhlarını kılıp, o zatki muhabbetini şekillendirişte hizmet kılgen, o şey mevlüt han kişilerine, subat kılgen kişilerine köngülden çıkarıp hediye verse özünü iş. Niyeti gelirse sevap alalı. Lekin mevlüt hanın maksadı o bulması gerek. Ekser mevlütlerde ulamalar özleri mevlütünü kılıp, özleri pul tarkatıp adamlarına hediye verip, bana buna koyduk yazışken. Bana bu doğru görünüş. Şimdi öşe işini kılmakçı olgan ahli ilimde özde maddi imkaniyet yok. O tedbirini ötkiz veriyordu. Bir kişi maddi cihattan yardım veriyordu. Güzel, yaxşı iş. Lekin bu mevlüt han üçün, yani siretini yetkizi mahçup olgan ahli ilim üçün tirikçilik menbeyi deyip karalmasligi lazım. Mevlütte raya kılınışı bolgan, lazım olgan adablar. Birinciden mevlüt yığınlarda niyetini doğru kılış gerek. Adamların özünü körsetiş, kimlerindedir hursan kılış. Yine bu hakeza, ya ki mevlütke barmakçı bolgan kişide hem, mevlütünü kılmakçı bolgan kişide hem, niyet fakat ve fakat yukarıda islenge maksatlar buluş gerek. İkincisi, yani Allah'ın razılığı ve onge alıp aradığı vasıtalar buluş lazım. İkincisi, mevlütünün adablardan biri, mevlütten közlenge maksatlar her bir yığında royapka çıkış gerek. Bana şu üçün imkan kadar hareket kılış lazım. Çünkü ki kirlikette ziyafetke eğlenmesi gerek. Üçüncüsü, mevlütte Kur'an
tilovati bilan boshlanib, yig'ilish Qur'on tilovati bilan yakunlanishni ham odob sifatida alohida eslashadi ulamolarimiz. Mavludda turli lag'v g'ibat shikoyatlardan saqlanish kerak va noshar'iy musiqalardan chetlanish kerak. Mavludda o'qiladigan kitob va she'rlar majlis qatnashchilari tushunadigan tilda bo'lishi kerak. 6-dan mavludni Qur'on tilovati bilan bir xil ijro qilishdan saqlanish lozim. 7-si mavlud asarlarining ayrimlarini nazm, sharja, qofiyada so'zlar bilan yakunlangan nasriy janrdagilarini go'zal ohangda o'qish. Ya'ni mavlud asarini naatlar bo'ladimi, o'zbek tilidagi, arab tilidagi naatlar bo'ladimi, madahlar bo'ladimi, imkon qadar chiroyli ohangda o'qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. 8-si mavlud marosimini rang-barang tusda o'tkazish. Bir xil ko'rinish emas. Bir xil bitta tilovat bilan boshlanadi. Bitta asardan 3-4 ta band o'qiladi. Shu bilan duo qilinib ketaveradi. Hech kim boshqa bir manfaat olmaydi u yerda, bir maqsad hosil bo'lmaydi. Noto'g'ri. Bir safar o'qilgan atirlar tarjima qilinib yetkazilsa, ikkinchi safar boshqa bir atirlar, boshqa bir mavzular yoritilishi kerak. Maqsadli qilib olsa bo'ladi. Masalan, aytaylik, bir mintaqada imom, imom domlalarimizga tegishli gap. Yoyinki butun bir shaharda qilish mumkin. Mana bu yilgi mavlud yig'inida biz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning tavalludlardan oldingi hodisalarni xalqqa yetkazamiz deb niyat qilsa, masalan. Hamma joyda shu mavzuni keng yoritib odamlarning miyasiga qo'yib qo'yilsa, naqadar go'zal bo'ladi. Yoyinki bir oyni o'zini siyrat oyiga agar ajratib turib, birinchi haftada falon mavzuda, ikkinchi haftada yoki ikkinchi 3 kunlik, 5 kunlikda falon mavzuda va hokazo. Mavlud oyi ichi siyratni qisqacha tanishtirib o'tishga harakat qilish va shuni tartibli ravishda qilish mumkin. Mana shunday qilish kerak. Hamma joyda bitta gapni qaytarib-qaytarib, kamiga tushunmaydigan matnlarni o'qib-o'qib ketaverish bu mavluddan ko'zlangan maqsadni hosil qilmaydi. Endi bunga bilimi yetmagan odamlar nima qiladi desa, bunga bilimi yetmagan odamlar imkon qadar shu tadbirlarda bosh-qosh bo'lib aralashmasligi kerak. Endi boshqa odam yo'q bo'lsa, qo'ldan kelgan yaxshilikni bo'lsa, qo'ldan kelganini qilishga urinadi. Lekin ulardan ko'ra bilimli odamlar bo'lsa, imkon qadar ana o'sha kishilarni, demak, jalb qilish kerak va o'zlari ham hozir o'zbekcha kitob juda qulay bo'lib qoldi. U kitoblarni aytib tuyat bo'lmaydi. O'zbekcha kitoblardan o'qib bersangiz ham har birta mavlud yig'inini alohida rang-barang o'tkazsiz bo'ladi. Bu juda muammo narsa emas. Mana shunga urinishimiz kerak, mana shunga harakat qilishimiz lozim. Mavlud yig'inlarida tilovat suhbatlar hammasi Rasululloh akram alayhissalomning shaxslariga, siyratlariga bag'ishlangan bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Shu bilan birga ortiqcha takalluflardan, sarf-xarajatdan saqlanish kerak. Mavlud yig'inlarini haligi ziyofat faqat kim yaxshi osh berish, kim yaxshi haligi shirinlik qo'yish marosimiga, musobaqasiga aylantirmaslik lozim. Umuman olganda mavlud yig'inlaridan ko'zlangan maqsadlarni unutmaslik kerak. Mavlud oyini Rasululloh akram alayhissalotu vasallamni yaxshiroq tanishga bag'ishlangan bir mavsum hisoblash kerak. Mavlud marosimlarida ko'tarinkilik, shodiyonalik bo'lish kerak. Uni motam mazmunida motam aralash o'tkazish mavlud yig'inlari ruhiyatiga tamom zid hisoblanadi va mavlud yig'inlarida hadiyalar ulashish, Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning tavalludlari shodiyonasi uchun suyunchilar berish bu nihoyatda go'zal odatlardan sanaladi. Bizda yo'q, lekin arab mamlakatlarida hozir ham bor. Mana Misrda borsangiz, Misrga borsangiz, Suriyaga borsangiz, hozir Saudiyada ham ba'zi joylarda qilishyapti. Mavlud kuni shirinlik tarqatishadi, xushbo'ylik tarqatishadi. Nimaga desa, bu kunda hamma butun olamga rahmat bo'lib, butun dunyoni xushbo'y qilgan zot dunyoga kelgan. Ana o'sha xushbo'yligini bir his qilaylik, ozgina shuni eslashga harakat qilaylik. Bu kunda shirin kalom bo'lgan, har bir so'zi jonlarga, insonlarga jon bo'lgan, bashariyatga ruh bag'ish etgan zot Rasululloh akram alayhissalotu vasallam tavallud topgan kun. Shuning uchun u zotning shirin so'zlarini, shirin demak simolarini, shirin siyratlarini eslash uchun shirinlik taratish, shirinlik ulashish. Mana bu insoniy zavqdan kelib chiqib qilinadigan narsalar, bular ham yaxshi tadbir hisoblanadi. Bular farz, vojib, sunnat yoki aytaylik ma'lum bir shariy amal emas, xursandchilik. Hozir masalan siz birov kelib, o'g'il ko'rdingiz desa, suyunch berib yuborasiz, xursandchiligiga deysiz, to'g'rimi? Yoki yana shunga o'xshash xursandchilik bo'lsa, qalbingizdan bir muhabbat
inikası buladı da, kalbinizde bir muhabbet coşuladı da, o şeyin bir neticesi siz had yakılasınız. Kim gelir kursançılık için bir nesene ulaşasınız. Şu ne iş? Hayırlı iş, sahabat. Kursançılık. Bunun hiç kanaka maniyeliği yok. Hiç kim etmeydi mesela farzandı, suyuncusu etilse, farzandı hakkında hoş haber verilse, bana ayetiyle ki falançılarga, falan taifa kişilerge suyuncu verişi gerek, müstehab diyen gelip hiç kim etmeydi. Bunu adam özü kursançılığı bilen kıladı. Lekin niyeti yaşlı olsa sevap aladı mı? Aladı. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Allah yaşlı kıladıkan, ikhlaslı kişilerin mükafatını zayi kıymaydı. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Kim çenginin ağırlıkça yaşlı kısa, o şeyini köredi. Zerre. Çenginin ağırlıkça eğer insan yaşlı kısa, onu Allah zayi kıymaydı. Bana şuna kadar bugünden kendine, Resulü Ekrem Aleyhisselam'ın temellüllerinden kursançılık izhar kısa, İnşallah onun sevabı ümit kılamız ve bu yaxşı amellerden seneledim. Umma olganımızda muhterem azizler mevlut hakkında herkes mahcup olgan asasi geplerimiz bana şunlardan ibaret idi. Tafsilatlar, tertib bilen yine başka malumatlarını üçbu mevlut eserinin bana şu şarkıdan, üçbu bana takdim kılınken bana şu şarkıdan bir emelal okup alışınız mümkün. Hazırga ait mahcup olganlarımız, etkenlerimiz ise bu indi bana şu kitabdan bir hulaseler ve asosiy nuqtalar sanaladi. İnşallah bu borada siyrat borasida yana boshqa suhbatlarimiz vaqti-vaqti bilan davom etar. Lekin siz bilan biz boshlagan ushbu mavlud sharhiga bag'ishlangan ko'rsatuvlarimiz turkimi mana shu bilan yakuniga yetdi. Alloh subhanahu va taolo o'zi dargohida qabul etsin. Maqsadlarimiz hosil bo'lishida o'zi ko'makchi bo'lsin. So'zlarimizda yaxshilik bo'lsa Allohdan, xatolarimiz esa bandachilik kamchiligimizdan hisoblanadi. Allohdan mag'firat, tinglovchilardan demak isloh qilishlarini so'raymiz. Va shu bilan birga ilm va shariat fiqh qoidalariga asoslanmagan gaplardan uzoq bo'lishinglarni men umid qilaman va biz aytgan gaplarning har biri kitobdan o'ziga yarasha asosi bor gaplar. U shaxsiy gapimiz, fikrimiz emas, mo'tabar olimlarning so'zlari ve onların kararları hesaplanadı. Bunlara nisbeten burar bir fikir ayçtı hem. O şu kemineni, sizge yetkez yetken kişini emez. Belki şu geplerinin aslı muallifleri bulgen, yetekçi alimlerimiz, katta ulamalarımızını köz aldığınızda kilitirip, Celaleddin Suyuti, İbn Hacer Haytami, İbn Hacer Asqalani kebi, Mulla Ali'l Qari, Abdül Kadir Cilani kebi, alimlerimiz köz aldığınızı keltirip keyin demek bu hakta bir fikir bildirişke ötülse ana onda demek doğru yol tutulgan buladı. Bolmasa eğer koşulmagan adam mayli ular bana şun gapni aytgan ekan men ko'nglim bo'lmadi dese eğer nafs üçün tarafkeşlik üçün emas şer'i dalilini ko'rib turib bo'lsa inşallah ular ham Allah'ın nazdida günahkar bo'lmaydilar. Allah subhanahu wa ta'ala barchalarimizga o'zi foydali ilmlar bersin. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda aylasin va o'z zotni siyratlarini o'rganish borasida hammamizga o'zi tavfiq va inoyatini yor aylasin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.